Global Denim firmasından Savaş Türel Beyefendi bizimle birlikte. Kendisi firmanın genel müdürü. Merhaba, hoş geldiniz. Bulduk, merhaba, hoş bulduk. Neler söyleyeceksiniz fuarla ilgili? Fuar, tekstil piyasasında hepimizin alışkın olduğu bir fuar bu. Türkiye'de bu fuar çalışmalarına alışkınız ama özellikle Denim PV ikinci defa uygulanıyor ve etkin bir fuar olacağını düşünüyoruz. Yurt dışında da bunun İspanya'da, daha önce Paris'teydi, İspanya'da da tekrarı var. Kasım'ın 19'unda şimdi. Türkiye'de de bunun yapılıyor olması tabii iyi bir şey. Bütün tekstil piyasası burada. Herkes birbirine daha yakından ve tanıyıp ürünlerini görme imkanını buluyor. İyi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir etkinlik. Evet, İspanya'daki fuarda katılımcı olarak katılacak mısınız? Evet. Orada da varsınız yine. Denim de varız. Evet. Denim sektörü sizin için özellikle geçtiğimiz yıl nasıl geçti? Yani denim sektörü gene de Türkiye'de tekstilin en canlı olduğu alan diye düşünebiliriz. Yani denim dünyada da çok canlılığını korumaya devam ediyor. Non-denim tarafında biraz daha zayıf yürüyor işler. Denim için kötü bir yıl geçirmediğimizi düşünüyorum. Özellikle fuara belirli ürünleri getirdiniz mi? Belirli koleksiyondan belirli parçaları getirdiniz mi? Gayet tabii ki bütün mevcut ürünün hepsini birden taşımak hem fiziki olarak imkansız hem de gereksiz. Gayet tabii ki sezon, trend düşünülerek yeni yapılan ürünlerin getirilmesi amaç, biz de onları getirip sunmaya çalışıyoruz. Ha, bunlar hiç görünmemiş ürünler mi derseniz, koleksiyon bizde bütün müşterilere sürekli servis yapılarak çalışıldığı için, yani sunumlar pazarlamadaki yönetici arkadaşlar tarafından, onlar zaten belki birçok konfeksiyoncu tarafından biliniyor olabilir. Ama burada daha sıcak, daha yakın bir münasebetle daha etkin sonuçlar almaya çalışıyoruz. Fuar beklentilerinizi karşıladı diyebilir miyiz ilk gün? Daha onun için erken ama fena değil, öyle görünüyor. Yani fuar zaten hani illa da böyle buradan şu kadar metre mal satacağız, bu kadar adet mal satacağız diye bakarsak doğru bulmuyorum. Onun için bu daha ileriye dönük bir yatırım şeklinde görmek lazım. Ama tabii ki işler de yapılmıyor değil. Birbirini hiç bilmeyen firmalar belki burada bulup geliyor. Belki birbirini biliyor ama görüşmüyor, karşılaşmıyor. Bunların bu anlamda faydası var gayet tabii ki. Çok teşekkür ederim. Verimli geçmesini dilerim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.